Şener Bey, ha? Anlamadım, bir daha göster. Bu diyorum. Nasıl mesela? Bir ölçmem lazım anlamam için. Bir karış, iki karış. Yok, bu daha uzun. Uzun mu? Ne yapayım kızım, genelge böyle, yoksa bana kalsa. Ay Şener Bey, yani siz şu Turizm Bakanlığı'ndaki son genelgede restoran çalışanların etek boylarıyla ilgili bir madde olduğuna emin misiniz sahiden de? Gözde, yüzüm gözüm bana inanmıyor musun? Bana inanmıyorsan al kendin bak genelgeye. Verin bakayım o zaman. İnanmıyorsun yani. Tamam tamam, bir an önce alın şu eteğin ölçüsünü, Zümrüt Hanım gelecek görecek, yine yanlış anlayacak şimdi ya. Ama Sarı Kanarya, bunda yanlış anlaşılacak ne var ki? Biz burada genelgeyi, yani kanunları harfiyen yerine uygulamaya çalışıyoruz. Bak şimdi, şu üçüncü maddeye göre diz kapağı kemiğinin en üst noktasından başlayarak diz kapağı neresi oluyor? Burası. Kemiği neresi oluyor? Şurası. Üst kemiği. Burada göstereyim, daha rahat olsun. Şimdi bu üst noktasından başlayarak yukarı doğru 12 santim işaretteyiniz diyor. Ha? Şimdi yukarı doğru 12 santimi buradan işaretliyoruz. Kalemim nerede? Şuradan 12 santim, buradan başlıyor. Burası 12 santim. Şimdi bunu yazdık. Şimdi ne diyor? Heh, iki parmakçık daha oradan yukarı çekin. Yani buradan artı 2 santim daha yukarı çekiyorsunuz. Ya. Buradan da böyle ya. Kıvırdığınız zaman bu 2 santim. Şener Bey, yapmayın, huylanıyorum ya. Kıpraşma kızım. Ne? Kıpraşma diyorum. Şimdi bütün bu ölçüyü baştan almam gerekecek. Bana da yazık. Ne? En baştan mı? Evet tabii ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 12 santimi buradan girdik. 12 santim, ya, 12 santim. Şener Bey, şöyle dizimin üstünde iki parmakçık olmaz mı yani? Kurtarmıyor yavrucuğum. Kurtarsa dükkan senin. Ne? Bak genelge ne diyor? Buradan olmaz diyor. Yasada diyor ki, buradan 12 santim aldığınız zaman diyor, artı bu 12 santim, bu 2 santim daha ne ediyor? 14 santim. Ay, ay. Bu 14 santimi buradan çıkarırsak demek ki... Neyse sonra biz... Bu ampulde olmadı mı Gözde Hanım? Ampul mü? Evet, bir dakika o zaman... bir de bu ampulü dener misiniz? Ne Şener? Aa, aşkım aşkım, sen mi geldin? Biz de Gözde Hanım'la avizenin yanmış ampullerini değiştiriyorduk, değil mi? Allah Allah! Evet, ben de aynen kendi kendime Allah Allah dedim. Neden acaba burası bu kadar karanlıkken birdenbire böyle buraya bir ışık doğdu? Sanki bir güneş doğdu. Bir de baktım ki aşkım aşkım gelmiş. Vallahi aşkım aşkım, 100 mumluk ampul gibisin. 3'e kadar sayıyorum Şener. Neden sayıyorsun aşkım aşkım? Sana avans olsun diye kocacığım. Avans mı? Çünkü öbür türlü senin yakalaması ve dövmesi çok kolay oluyor kocacığım. Ama aşkım aşkım, biz görüyorsunuz burada Gözde Hanım'ın ampullerini... avizenin ampullerini okşuyordum. Ay, öyle değil mi ampul hanım? Ay, şey... Ama aşkım aşkım, hiç olmazsa ona kadar sayar mısın? İki!